Tam da dün Serdar Ortaç Chloe'nin nafaka davasını konuşurken üstüne Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç devrim niteliğinde bir açıklama yapmış. Süresiz nafaka kalkacak mı? Nafakadan ağzı yanan ünlüler bakın şimdi ne yapacak? Büyük sürpriz. Yüklü nafaka ödeyen ünlülere büyük müjde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan nafaka konusunda devrim gibi açıklamalar. Nafakadan ağzı yanan ünlüler şimdi ne yapacak? Aile hukukunu toptan ele alacak bir düzenlememiz. Yüklü nafaka alan ünlü kadınlar bu karara ne diyecek? Dünkü yayınımızın ardından Serdar Ortaç'a müjde mi geldi? Nafakaya itiraz et kardeşim. Nafaka falan verme. Niye veriyorsun? Çalışan kadına. Çocuğunuz yok. Ne nafaka veriyorsun? Niye veriyorsun kardeşim? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son zamanlarda çok sık gündeme gelen süresiz nafaka olayına son noktayı koydu. Hem erkeği hem de kadını mağdur etmeden yeni bir düzenlemeye gidilecek. Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeyen insanlar var. Bakanın açıklamalarına gelmeden önce gelin nafaka mağdurlarını hep beraber bir hatırlayalım. Kimler nafaka kurbanı oldu? Kimler nafakalarını ödemedi? Kimler nafaka indirim talebinde bulundu? Kimler nafakam yetersiz dedi? Ünlüler dünyasının en can alıcı konularından biri tabii ki evlilikler. Evliliklerden sonra gelen boşanmalar. Boşanmalarla birlikte patlayan nafaka polemikleri. Kimi yıllarca ödedi yorulmadı. Kimi kadın ünlüler aldıkları nafakayı az bulup acımadan mahkemeye başvurdu. Kimi beyefendiler de ödedikleri nafakanın azaltılması için talepte bulundu. Hazırsanız bir bakalım o isimler kimdi? Feryal Gülman, Kemal Gülman. İkilinin boşanmasının ardından çıkan nafaka haberleri olay yaratmıştı. Çünkü gelmiş geçmiş en büyük nafakalardan biri bu davada yaşandı. Bu davada 20, 30, 60 milyonlar konuşuldu. Mustafa Sandal, Emine Jahoviç. İkili arasında büyüyen nafaka krizi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Emine eski eşinin nafakalarını vermediğini söyleyerek şoke etmişti. Mehmet Ali Erbil, Tuğba Coşkun, Cem Yılmaz, Ahu Yatu. Cem Yılmaz 500 bin dolar tazminat ödedikten sonra her ayda 10 bin dolar nafaka ödüyor. Yılmaz geçtiğimiz aylarda doların yükselmesiyle birlikte mahkemeye başvurmuştu. Cem Hakko, Bettina Hakko. Cem Hakko tam 17 milyon lira tazminat ödedi. Mehmet Germiyanlıgil, Elif Dürüst. Ayrılıklarından sonra Elif Dürüst 2 milyon dolar tazminat aldı. Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ve Zeynep Yılmaz. Acun Zeynep Yılmaz'a aylık 150 bin lira, Şeyma Subaşı'na ise 125 bin lira ödüyordu. Ancak Acun Ilıcalı Şeyma'nın Mido ile evlenmesinin ardından nafaka derdinden kurtuldu. Şimdi gelelim Serdar Ortaç'a. O da eski eşi Chloe'ye yüklü miktarda nafaka ödeyen ünlülerden. Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın konuşmasındaki sözlerinin etkisi Türk halkının üzerinden hala geçmedi. Karılara bu kadar vermeyin oğlum şeyi. O sözler o kadar ağırdı ki sadece eski eş Chloe değil tüm kadınlar Serdar'ın sözlerini üzerine alındı. İpleri bu kadar vermeyin lan. Ayıp, yazık lan erkeklere. Ünlü şarkıcı duygu boşalması yaşadığı anlarda eski eşi Chloe üzerinden kadınlara çok sert konuşmuştu. Aha ben verdim eski karıma bütün ipleri, ne oldu? Ne o iki tane göğsü var diye. O kadar. Bu sözlerle gözler eski eşi Chloe'ye dönmüştü. Geçtiğimiz yıllarda boşanma kararı alan ikiliden Serdar Ortaç boşanmanın üzerinden çok zaman geçmesine rağmen uzun yıllar boyunca Chloe'ye nafaka ödedi. Mecaz şeyler biliyor mu maşallah? Yuh abi yani. Yuh yani. Türkçe bir şey sorun dedim, mecaz biliyor mu diyorsun baba ya? Kadın tamam, bestecinin karısı da bu kadar değil baba. Hatta Chloe Serdar'ın evine haciz bile yollamıştı. Nafaka mağduru çok isim var. Hem sosyal çevremizde, hem sanat dünyasında, hem cemiyette. Kemal Gülman var, Mustafa Sandal var, Cem Yılmaz var, Mehmet Germiyanlıgil var, Cem Hakko var, Acun Ilıcalı, Serdar Ortaç. Daha bu liste böyle uzuyor gidiyor ama Adalet Bakanı önemli bir açıklama yapmış. Diyor ki hem erkeği hem de kadını mağdur etmeden yeni bir düzenlemeye gidilecek. Hem de bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeyen insanlar var. Bunun önüne geçilecek diyor.
Evet, bu konuda Türkiye'nin yarayan kanasıdır. Biraz önceki bantımız da tabii çok hararetli ve çok böyle benim çok sinirli olduğum, hepimizin sinirli olduğu bir konu olduğu için kanayan yarası diyeceğime yarayan kanası demişim. Çok da esprili olur. Bir dille çok bana bunu hatırlatmışsınız. Çok teşekkür ederim ama şimdi doğrusunu söyleyeyim. Evet, nafaka konusu da Türkiye'nin gerçekten kanayan bir yarasıdır. Özellikle erkekler nezdinde erkekleri çok zor durumda bırakan bir durum söz konusu. Bakanımızın da söylediği gibi 2 gün, 3 gün, 1 gün evli kalıp ömür boyu nafakaya maruz kalan erkekler oluyor. Bunun böyle tekrar elden geçiriliyor olması çok adil olacaktır. Evlilikler neden olmuyor? Niye insanlar artık evlilik yapmıyorlar gibi soruların da en büyük cevaplarından bir tanesidir. Bu daha sonraki boşanma olasılığından sonraki süreç erkekleri gerçekten sancılı, evlilikten çok kaçırır oldu. Yani. Aynen. Evet. Ha bu arada yani bir erkek kendi inisiyatifinde durumu çok çok iyiyse kendi inisiyatifinde bir kadına vedalaşırken yapmak istediğini yapabilir. Hı hı. Çünkü duygular tükenmiştir. Herhangi bir zarar durumu söz konusu değildir. Ben bundan sonra şimdi ben bu hayatı yaşarken sen de böyle mağdur yaşamanı istemiyorum diyebilir. Kadının da bir çalışma imkanı yoksa. Evet. Ama bunu böyle mecbur kılan bir zihniyet çok itici oluyor. Bir de kadınlarda şu da var. Aldatıldığı zaman böyle yüksek meblağlı nafakalarla bir bedel ödetmek için de bu yola çok başvuran kadın var. Evet. Halbuki yani gururdan dolayı boşanmak istiyorsun ya o gururun parayı almaya da engel olsun bence. Hani çok gururlusun ya kadın adam seni aldattı diye boşanacaksın ya. Ama adamın parasını almaya maşallah gururun el veriyor ama aldatılmayı bir türlü kabul etmiyorsun. Ya bazı kadınlara hiç saygım yok, çok özür dilerim. Buyurunuz Bilal Bey. Teşekkür ederim. Şimdi tabii ki hep erkekler nafakayı öder diye yaygın kanaat o şekilde ama kadınların da nafaka ödeyebileceği durumlar olabilir. Yani erkek maddi olarak devam ettiremeyecek durumdadır sosyal yaşantısını ve ekonomik yaşantısını. Kadın varlıklıdır. Kadın nafaka öder. Yani kanun diyor ki 175. madde Türk Medeni Kanunu boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf diyor. Kadın ya da erkek demiyor. Kusuru daha fazla olmamak şartıyla geçimi için diğer tarafta mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Tabii ki burada bu süresiz nafaka diğer adıyla halk arasındaki adıyla mezara kadar nafaka adil olarak görülmüyor. Çünkü insanları mağdur ediyor nafakayı ödeyeni ve şöyle de bir şey olabiliyor. Bazı nafaka alan taraf çoğunlukla kadınlar iş bulduğu halde nafaka almaya devam ediyor. Erkek de ödüyor. Dün işte söylediğim gibi Serdar Ortaç'a yani karısı burada iş bulmuş. Ulusal bir kanalda program sunuyor. Ama Serdar ödemeye devam ediyor. Hacizlerle mücadele ediyor. Niye ödüyorsun kardeşim? Bunlar 3 sene evvel Sinem Yıldız'la burada bu programı yaparken 3 yaz önce o zaman bir gazete haberi okumuştum. O haberde genel mahkeme nafakanın kadın çalıştığı için nafakanın iptali davasını kabul etmemişti. Koca karım iş buldu, ben nafaka ödemek istemiyorum diye dava açıyor. Yerel mahkeme kabul etmedi. Yargıtay'a gitti. Yargıtay kocayı haklı buldu ve kadın iş buldu, çalışıyor ve geliri de yaşamasına müsaitse, karşılıyorsa ödeyemezdi. Ve bu içtihat olarak kabul ediliyor bu karar. Ben o gün, bunu okuduğum gün programda Mustafa Sandal'a seslendim. Çünkü Emine Yahoviç karısı övüne övüne diyorduk ya arkadaşlar Emine Yahoviç. Ben Mustafa'yla şöhret olmadım ki. Ben ülkemde zaten çok şöhretim. Ben Sırbistan'da konserler, programlar yapıyorum. Evet. Yani para kazanıyorum demek istiyorum. O zaman bak kendi çocuğuna. Ve Emine Yahoviç'in bir ortakla beraber bir krem kozmetik malzemesi kendi adına üretip sattığını öğrendim. Ve Mustafa Sandal'a seslendim. Mustafa Sandal, nafaka iptal davası açsana. O kadar para ödüyor ki Mustafa Sandal. O paraları ödediği halde 980 bin lira nafaka ödemiş karısına.
Kadın parasını ödemiyor diye hacizler gönderiyor falan. Açsana dava dedim ve Mustafa Sandal duydu sesimi. Dava açtı. Yakınlarda bitecek o dava. Maddi gücü olmasa nasıl marka kuracak ya? Ya. Vay demek ki yani. Çocuklar için isteniyor ya. Bu çocuk neden sadece babanın himayesinde olmalı ki anlamıyorum. Ha kadın bu arada hiç çalışmamıştır. Cahildir, okumamıştır. İşte yemek yapıp, ütü yapıp çocuğuna bakan bir kadındır. Bunu anlayabilirim. Ama hem kadın çalışıyor hem erkek çalışıyor. Kadın çocuğu Filipinli dadılara bırakıyor. Sevgilisiyle dolaşıyor, geziyor, tozuyor. Baba örnekleri dolu. Ben bildiğiniz ağrı kesici şurubun parasını fişini gönderen kadın biliyorum ya evine. Adamın evine ağrı kesici şurubun fişini gönderdiği kadın biliyorum. Yazık. Ha onlar da toplumda işte biz feministiz, biz kadın hakları bilmem ne falan diye böyle dolaşan gerçekten böyle iki yüzlü kadın demeye bin şahit olan insanlar yani. Sayın Bakan'ın söylediği yeni düzenlemeyle ilgili de ipucu vereyim arkadaşlar. Yeni düzenlemede süresiz nafaka kaldırılacak ya. Şöyle olacak. 2 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl nafaka ödenmesi. Eğer hakim karar verirse, hakim o konuda o yolda ikna olursa 2 yılın altında sadece 5 yıl süreli nafaka ödenecek. 2-5 yıl arasında süren evliliklerde 7 ile 8 yıl arası hakim karar verecek. 5 ile 10 yıl arası süren evliliklerde 12 yıl nafaka verilmesi planlanıyor. Evet. Tabii bu mecliste görüşülecek. Ben 9 sene evli kaldım. 5 kuruş para almadan çıktım yahu. Ya. Ama New York'ta ev aldın. Hayatım o benim paramdı zaten ya. Üstte konuşturtma beni şimdi. Bakalım yeni karardan sonra neler değişecek? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasından sonra. Çünkü diyor ki hem kadını hem de erkeği mağdur etmeden yeni bir düzenlemeye gidilecek diyor. Nafaka mağduru bir isim şu an hattımızın ucunda. Çok sevdiğimiz bir isim. Mehmet Ali Erbil hattımızın ucunda. Günaydın. Günaydın Mehmet. Burada 25 var. 25 yıl var. Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali. Günaydın. Ben gururla ödüyorum. 25 yıldır ödüyorum. Allah uzun ömür versin de daha hala ödeyeyim ne olacak? Kaç tanesine? Hangilerine ödüyorsun? Kimlere ödüyorsun? Kaç hanıma? Yani Yasmin çocuklarıma ödüyorum. Hanımlarıma yok. Hanımlara değil de çocuklardan dolayı ödüyorsun. Çocukları ödüyor. Yani ama bak bunu canı gönülden yapıyor Mali. Yani bunu severek, bilerek, isteyerek yapıyor. Onu ayrıca zor durumda olsa, onu verecek durumda olmasa eşleri de yakasına yapışmaz Mali'nin illa da vereceksin diye. Bu iştirak nafakası, senin ödediğin yoksulluk nafakası değil. Yani eşlere ödenen bir nafaka değil, çocuklara ödenen iştirak ediyorsun onların masraflarına. Herhalde o kadar detay bilmiyorum ben ama. Evet. Sanıyorum öyle bir. Adalet Bakanımızın açıklaması hakkında ne düşünüyorsun Mehmet Ali? Onu görmedim daha. Hem erkeği hem de kadını mağdur etmeyecek yeni bir düzenlemeye gidilecek diyor. Yani kadının çok doğal bir hakkı yani. Mehmet Ali ben şimdi esas sana başka bir şey sormak istiyorum. Sen birçok yaptığın röportajda açıklamalarında evliliklerinde bir aldatma durumunu dile getirdin kendin. Ne olursa olsun eşlerin sana karşı hiçbir zaman düşman olmadılar. Hala da seni herkes hepimiz tabii ki çok seviyoruz ayrı ama eşlerin sana karşı hiçbir zaman düşman olmadı. Hep sana kenetleniyorlar, hep yanındalar. Bunu nasıl başarıyorsun? Ama bizim insani ilişkilerimiz çok farklı, çok değerli ya, benim eşlerim. Mehmet Ali bir şey sormak istiyorum. Ne kadar ödüyorsun nafaka? Vallahi bilmiyorum desem inanır mısınız? Kaç kişiye ödüyorsun yani nafakayı? Yani iki tane tahmini. Çocuğuma ödüyorum şu anda. Ama ilk eşim bilir bunu. İlk eşime ödemiyorum. Ama ilk eşim ikinci ve dördüncü eşlerime kaç para ödediğimi bir tek o bilir. Ben vallahi sormuyorum bile. Hesapları yani ne kadardır eşini... yani tahmini ne kadardır toplam? Bilmiyorum ki 50 bin TL'ye yakındır herhalde. Mehmet Ali kendini bildi bileli bence sürekli nafaka ödüyor. Kaç sene oldu bu Mehmet Ali ne yapıyorsun? Nafaka için çalışıyorum. Ama bence Mehmet Ali'nin de rızkını Allah böyle veriyor. Çünkü hiçbir zaman eşini, çocuğunu mağdur etmedi ne olursa olsun. Her zaman onların her koşulda hep yanında oldu. Bu da senin tabii ki bence işlerine de hayatına da bir ödül olarak geri dönüyor diye düşünüyorum. Mehmet Ali ufukta yeni nafaka gözüküyor mu? Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben her ayrıldığımda dördüncüsü hariç orada birazcık daha malım mülküm fazlaydı da hepsi gitmedi.
her ayrıldığında hepsini eşlerime verdim. Ve her seferinde sıfırdan başladım. Mali, bir daha evlenecek misin? Dün bir paylaşım yapmışsın böyle el ele. Ufukta yeni nafaka gözüküyor mu? Hazır konu nafakalardan açılmışken diyorum ki ufukta bir evlilik var mı? Ben aşık olursam ne nafaka görür gözü. Doğru, direkt evleniyor. Hemen nikah dairesi. Peki, peki aşık mısın? Aşık mısın? Çünkü dün el ele bir fotoğraf koymuşsun. Gördüm Instagram'ında. Evet, gerçekten seviyorum. Allah! Bir dakika, yaşı kaç? Yaşı kaç Mali? Yaşı mı? Evet. Yaş önemli mi? Ne olacak? Önemli. Ya? Önemli. Benden ben izin büyük. Vermiyorum çok küçükse, söyleyeyim sana. Benden büyük. O zaman tamam. Ay, verdim imkansız. Gitti oğlumuzu. Verdiniz mi beni? Evet, eğer yaşı yaşına uygunsa verdim. Öbür türlü vermiyorum seni. Ay ya. İzin vermiyorum. Benden isteyecekler seni. Ne İbrahim Tatlıses yapıyor da ben niye yapayım? İbo'ya da izin vermiyorum. Evleniyorum diyor. Evleniyorum İbo'ya da diyor. İzin yok. Valla bak buradan söylüyorum, ben İbrahim Tatlıses'e de izin vermiyorum. Sana da izin vermiyorum. Evlenemezsiniz. Yok. Ben onun izinden yürüyorum. Tamam, o zaman evlenmiyorsunuz. İkinize de izin yok. Toplamda 500 bin vermiş misindir nafaka? Bu zamana kadar. Ne 500 bini? Kaç 500 bin? 500 bin nedir canım, Allah Allah. 500 bin. Kulak. Damlası. Yani su damlası. Mehmet Ali kazandığı her şeyi neredeyse eşlerine ve çocuklarına bıraktı. Evet. Şimdi tam rakamı bilmiyorum diyor. En iyi Mehmet Ali bilir, bakın, ona soruyorum. Bilmiyorum diyor işte. Şu çok tutmaz önemli ya. O. Her seferinde diyorum ki size yeniden sıfırdan başladım. Yani evleri benleri verdim. Kiraya geçtim ya koca adam. Ayrıldıktan aylık sonra. 1 milyon veriyorsun sen o zaman. Şimdi mi? Evet. Bilmiyorum. Vallahi o kadar vermiyorum. Peki şimdi bu hanımla evlenirsen evlilik sözleşmesi yapmayı düşünüyor musun? Yapar bilmiyorum mısın? O evlilik sözleşmesi isterse yaparım. İstemezse yapmam. Kadın istemez. Yani senin isteyip yani şey yapman lazım. Benim kadınlara saygım sonsuz. Ben onu kadına bir hakaret sayarım. Evlilik sözleşmesi. Ben veririm diyorsun. Yani vermeye peşin şey... Ah Mehmet Ali, sen ne tatlı bir adamsın ya. Çok. Senin bu esprili tarafların bazen yanlış anlaşılıyor ya, o kadar üzülüyorum ki. Çok. Olsun. Yani benim kadına için sahip çıkan, kadını çok kollayan, seven o tarafını bilmeyen insanlar da buradan tekrar öğrensinler. Gerçekten kadına çok saygılı, sevgi dolu bir insandır Mehmet Ali Erbil. Yaptığı şeyler de biraz hoşgörü, hani böyle senin var ya böyle takılmaların falan. O da bazen anlaşılamayabiliyor, yanlış anlaşılabiliyor. Mehmet Ali, Chloe ve Serdar Ortaç'ın nafaka davası hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü Serdar ödeyemiyor yani. TikTok'ta yayın yapıyor, konser veriyor. Kazanıyor mu? Kazanıyor ama yetiremiyorum diyor yani. Ya ödüyor sanıyorum canım, ödemese yani biliyorsun hukuk var, hemen yakasına yapışırlar. Ödeyemiyor. Ama adam hanımefendi sanıyorum evlendi herhalde, düşmüştü. Evlenmedi daha, evlenmedi. Aciz kararı çıktı bildiğim kadarıyla en son. Evlenmediyse bilmiyorum onu. Şimdi evlenecek ama var yeni aday ve Chloe çalışıyor, sunuculuk yapıyor bir de. O zaman hep beraber dua edelim evlensin de Serdar kurtulsun. Mehmet Ali, yeni proje var mı? Yeni proje var mı? İki tane film var. Film? Evet. İki tane komedi filmi var. Daha dün bir tanesini imzaladım, anlaşma yaptım. Ne rolünde olacaksın? Ne rolünde oynayacaksın? Yani Eylül'de prodüktör oynuyorum. Yapımcı oynuyorsun. Mali, ne güzel tiyatro yapıp öpüşecektik seninle. Ne oldu tiyatromuz? Biyografisini çekiyoruz. Bir tane ünlünün biyografisini çekiyoruz. Film içinde film. Hani normalde biyografisi öldükten sonra çekilir ya, Allah rahmet eylesin. Evet. Hani, evet. Müslüm Gürses gibi filan. Bizimki ölmeden bir ünlünün çekiyoruz. Bütün film boyunca ölmesini bekliyoruz ki değer kazansın gidip diye. Yani bu nasıl bir şey? Herkesin tanıdığı bir ünlü mü yoksa olmayan bir şey? Tabii herkesin tanıdığı bir ünlü. Sormalı. Hadi canım sen de ya, şaka yapıyorsun herhalde. Allah şansı. Azer Bülbül'ün hayatı film ben oluyor, yoksa sen mi oynayacaksın? Bir dakika. Şanlıurfalı dedi. İbrahim Tatlıses'i mi çekiyorsun? Ben yapımcıyım. İbrahim Tatlıses'i mi çekiyorsunuz? Bilmiyorum. İbrahim Tatlıses'in bundan haberi var mı?
İbrahim Tatlıses'in biyografisini çekemeyiz ki, adam ölmek yok, evlenmek diye bir şey yok onun kitabında. He. Ya öyle bir şey söyledin ki, İbrahim Tatlıses'in de yayına bağlanma hakkı var, cevap hakkı doğdu. O benim kirvem, canım benim. Mali! Canım. Söyleyeyim. Bir şey diyeceğim, bizim tiyatro ne oldu? Hani biz öpüşecektik. Yapalım, bu sene yapalım. Eğer de... Vallahi yapalım bu sene. Yani yapmamız lazım. Çok heyecanlıydım. Çok heyecanlıydım seninle öpüşeceğim diye. Ya Allah korusun, var mı senin hayatında biri? Ne oldu, bana mı yürüyorsun canım? Ben senin yengen sayılırım. Mehmet Ali, diğer proje ne? Eski yenge. Diğer proje, iki proje dedin. Bir de televizyon için bir şeyler düşünüyoruz inşallah. Tekrar televizyona 4-5 yıl aradan sonra. Yarışma gibi bir şey mi? Tabii, belki dijital kanalda olabilir, sürpriz olur. Öyle bir dijital kanallar biliyorsunuz ki sadece dizilerle ve sinema filmleriyle yürüyor. Çarkı Felek mi? Bu tarz. Çarkı Felek çok zor. Yine yarışma formatı mı? Bu arada yani Selen Görgüzel açık teklifte bulundu sana Mehmet Ali. Daha önceki tiyatro oyununda İrfan'la öpüşme sahnesi çok konuşuldu, çok olay oldu ya. Aynı sahneyi tekrar canlandıralım diyor seninle. Bismillahirrahmanirrahim. Didem, sen tiyatro düşünüyor musun? Hayır, hiç öyle bir düşüncem Mehmet Ali, yok. Mehmet Ali kararını ver. Mehmet Ali, ama sakın ver. Bana yaklaşma sakın. Bir şey daha sakın. Sormak istiyorum seni yakalamışken Mehmet Ali. Biliyorsun D isimli bir dijital platform var. Atatürk projesi yayından kaldırıldı ve birçok ünlü isim ölü taklidi yapıyor bu kadar hassas bir konuda bile. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben bir tek şeyden rahatsız oldum. Yani bugüne kadar Atatürk'le ilgili hiçbir şekilde sesi çıkmayan insanlarımız böyle bir durum söz konusu olduğunda birden Atatürk'ü kesildiler. O yüzden kim mesela? Yani bu Ermeni lobisinin çok kuvvetli olduğunu mesela biliyorum. Şahan hiç açıklama yapmadı mesela. Şahan Gökbakar. Hiç konuşmadı bile. O şeye meşguldür. Marmaris'teki şeyle, kıyı, sahil şeridiyle. O denizlerden sorumlu, ormanlardan tabii, sorumlu. Tabii. Oradan sorumludur. Evet. Yani her konuda her zaman konuşan ünlüler, paylaşım yapan ünlüler söz konusu Atatürk olunca ve Tarkan var, kanal Cem Yılmaz var. Amerikan dijital platform olunca sessiz kaldılar. Yani dediğim gibi yani esir düşmüşler onların bu lobilerine. Esir Atatürk'ümüze karşı ezik düşmüşler. Ama Türk milleti bu konuda gerçekten de çok güçlü ve çok dik duruyor, ayakta duruyor. Hiçbir şekilde Atatürk'e laf ettirmez. Hükümet de bunu... Aynen de öyle oldu. Yani benim bir beklentim olsa da olmasa da zaten şunu da söyleyeyim ki bütün bir takım sanatçılarla biliyorsunuz ön sözleşme yaptılar. Evet. Bir tanesinin parasını ödememişler. Bunu da benden duyun. Aa. Hiç ön ödeme yapılmamış ya. Mı hiç proje için? Hayır. Birkaç tanesi. Bir Şahan almış galiba. Şahan da film verdi zaten. Yani film. Ha işte bir gitarı işte öyle. Yani diğerleri ödeme almadığı için beklentileri var. Davası var belli ki. O yüzden ağızlarını açamıyorlar. Evet. O yüzden tabii ki. Evet. Mali, şimdi sen konumuza tekrar dönecek olursak, tekrar evlenmek ve bu nafakamız bizim bugün şu anki konumuz ve sen de Türkiye'nin en çok nafaka ödeyen oyuncularından bir tanesin. Evet. Ama sen bunu mağduriyet olarak görmüyorsun, bile isteye kalben verdiğini söylüyorsun ama bazı ünlülerimiz mağduriyet yaşıyorlar bu konuyla ilgili. Onlarla ilgili ne söylemek istersin? Mesela Cem Yılmaz, adam 20 ay evli kaldı, 500 bin dolar para, artı her ay 10 bin dolar hala para ödüyor, artı çocuğun bütün masrafı dahil olmak üzere. Mesela senin şeyin ne, yorumun ne bu konuyla ilgili? Herkes kendi bütçesine göre ödeyecek. Yani Cem Yılmaz bugün Türkiye'nin en çok kazanan sanatçılarından biri. Evet, peki, ama bir tane çocuğu var. Peki 20 ay evli kalmak sence yeterli mi bu kadar bir şey para vermek için? Varsa yeterli. Bunun dünyada ne çok örneği var biliyorsunuz. Amerika'da sanatçılar birbirlerinden ayrıldılar. Milyonlarca dolar nafaka alıyorlar.
tazminat alıyorlar. Peki burada sana şunu soracağım. Cem Yılmaz'ın boşandığı eşi Ahu Yatun'un Beyoğlu'nda, Galata'da eski şeyleri, ikinci el kıyafetleri sattığı bir mağazası var. Yıllardır işletti. Yani bir para kazanıyor oradan. Para kazanıyor. Ya, para kazanması. Cem Yılmaz da bunu biliyor. Bile bile karısının gelir olduğunu bile bile, ben karıma nafaka ödüyorum işte, ben yangınım, ben geri az ödemek istiyorum, ödeyeyim. Bunu niye yapıyor Cem Yılmaz sence? Burada bir bilerek mi yapıyor bunu? Olabilir ya mi? Belki ya, karısıyla arasındaki sürtüşmeden kaynaklanan bir şey. Benim hiçbir zaman böyle sürtüşmelerim olmadı eşlerimle. Ama senin, ama senin yani, eski eşlerin şu an çalışmıyor değil mi hala hazırda? Yani işte Cem Yılmaz... Herkes çalışıyor ama ona ben nafaka vermiyorum ki, çocuğuma veriyorum. Şunu sormak istedim sana Mehmet Ali, anlaşılmadı tam. Yargıta içtihatleri var bu konuda. Kadının geliri varsa erkek nafaka ödemekten vazgeçebilir. Dava açıp nafaka iptal davası. Cem Yılmaz bunu kadar yapmıyor. Ne kadar geliri olabilir? Bir Cem Yılmaz'ın %1'idir yani geliri kadının. Ama 20 ay evli kaldı diye Cem Yılmaz'ın bunca yıllık emeğine ortak olmak gibi bir adaletsizlik sence normal bir şey mi ya? Hani o kadar böyle... değil tabii canım, 20 yıllık. Ya 20 ay evli kalmışlar ve adamın bütün gelirine ortak olacak diye bir şey. Ama biraz neredeyse bu talep ediliyor sen Mehmet Ali. Sen bu yeni düzenlemeden faydalanacak mısın Mehmet Ali? Ben yok, faydalanmam. Ödemeye devam edeceğim ben diyorsun. O zaman benimle evlenir misin? Ama arkadaşlar ya, Mehmet Ali... Mehmet Ali benimle evlenir misin? Lütfen, ben büyük salaklık ettim. Nafaka'da anlaşırsak olur. Mehmet Ali... Ama Mehmet tamam. Ali, Mehmet Ali, bir şey söylüyor, konuyu evlilik teklifi yapıyorum adama. Mehmet Ali. Bir şey yanlış yansıtıyorsunuz. Mehmet Ali her bir evlatları için nafaka ödüyor. Boşandığı evet. Kadınlarına evet. Nafaka ödemiyor. Evet. Özellikle tamam, onu söyledi ona. Zaten. Ben evlenme teklifi yapıyorum burada Mehmet Ali'ye. Ama şunu söyleyeyim. Bakın ben hanımlarıma bütün ihtiyaçlarını sağladıktan sonra geri kalan nafakaları çocuklarım için ödüyorum. Ama ben eski ayrıldığım eşlerine her birine evlerini verdim. Birer tane, ikişer tane evlerini verdim. Tazminatları verdim. Tamam, bunları bile isteye kalben verdin. Herhangi bir mecburiyet sana diretilmeden verdin. Şimdi olsa yine veririm diyorsun. Çocuğun yani, olmasa da yapar mısın bunu? Çocuğum olmasa da yapardım. Çocuğum bir eşimden çocuğum olmadı. Ona rağmen mağdur olmasın diye ona da ayıptır söylemesi ev verdim. Ev verdin de niye nafaka ödemiyorsun o zaman onlara? Yapardım diyorsun ya. Niye sadece çocuklarına ödemiyorsun? O zaman şanın yürüsün. Her birine her ay 100'er bin lira nafaka ödemeye devam et ve bunu açıkla Cem Yılmaz'ın yaptığı Mali, gibi. Bana kız diye sana geriliyor şu an. He? Açıktan vermediğimi neler biliyorsunuz? Heh, bak. Yani Mali, benle evlen. Bak. Bunlar aile sırları, paylaşılmaz. Size son bir şey söyleyeyim mi? Bakın evet. Benim hanımlarımla olan insani ilişkilerime bakın. Son bir araba aldım, ayıptır söylemesi. 2 milyon eksiğim vardı. Onu benim ilk eşim verdi, biliyor musunuz? Öyle mi? Nergis Hanım mıydı? Yok. Yok. Hayır, Muhsine. Muhsine Hanım. Peki Muhsine Hanım evlendi ama bildiğim kadarıyla eşi bir şey demez mi böyle bir şeye? Hayır, evli değil şu anda. Değil mi? Yok. Şimdi Mehmet Ali, sen gerçekten çok güzel bir denge kurmuşsun. Eşlerin her koşulda, iyi gününde kötü gününde birbirleriyle çok da güzel bir iletişim içerisinde bir araya geliyorlar. Bunu da sağlayan elbette ki sen oldun, senin tutumun oldu. İçeride yaşadığın her ne olduysa oldu ama hep sonu tatlıya bağlanan bir iletişim kurdun. Aynen. Bence çok güzel bir örneksin. Çok da değerli bir sanatçısın. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz Mehmet Ali. Teşekkür ederiz. Seviyoruz seni. Diyorum.